Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Sözü fazla uzatmayacağım çünkü çok uzun konuşmam gerekiyor. Kısaca değerlendireyim. Spor yazarlarının Fenerbahçe'mizin Sevilla'ya karşı almış olduğu mağlubiyeti köşelerinde değerlendirmesini konuşacağız. Uğur Meleke Fenerbahçe'nin David'i yok. Salih Hacıvertler'in 15 yıl sonra karşılaştığı bu seviye o günkü seviye, seviyesinde değil elbette. Monchi'nin sportif direktörlüğünde hep birkaç genç süper yıldız seyrederiz. Bu takımın en iyileri deneyimli yıldızları. Monchi büyük bir ihtimalle sezon sonu El Nesri'yi Premier Lig'e satıp yeni gençler arayacaktır. Markette Sevilla için. Ee, i̇yi de ben bunu bir yerden hatırlıyorum. Bu Fenerbahçe'ye de çok benziyor sanki ya. Ben mi yanlış biliyorum? Yani Aynı Fenerbahçe'ye. Ya. Öyle değil mi arkadaşlar? Aynı yani. Mesela Kim Minji'yi yıldızlaştırıp sattık. Yeni Kim Minji'yi arayışına girdik. Ee, birçok kişiler diyor hocam Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan yıldız futbolcularıdır diyor mesela ee, yani bence dün sahaya çıkan Fenerbahçe'de 2023'ünde Fenerbahçe 2008'deki en önemli eksiği David'di 2008'de Fenerbahçe seviye ile eşleştiğinde az santraforu Kejman takımın yıldızı Alex ancak David işler her sıkıştığında sahneye çıkar hemen her büyük maçta kritik goller atmayı başarır demiş Gürcan Bilgiç Seyrederken ah vah dedirterek bitirdik geriyi Fenerbahçe. Sevinyan'ın suyunu kestiler, nefes aldırmadılar. Merkezde kalabalık kalıp kanatlara yönlendirdiler. Hücumu yüksek yapmaya zorlayıp sadece bir kornerde topa değmelerine izin verdiler. Ama aynı baskıyı onlar da yaptı. Orta sahayı çabuk geçemedik. Hızlı hücumların peşine düştük ve böyle bir maçta yakalanabilecek en iyi fırsatlar elimize geldi. Gol yapamadık daha oyunun başında kırmızı kart görmesi gereken TYS ikinci sarıyı da vermemek için en kritik yerden Friki'yi de vermedi Fransız hakem. Belki de bu maçı çok erkenden ele geçirip bitirme şansı olabilirdi. Tam bir şans golüyle uyuyan seyirciyi maça döndürdüler. Tam bir futbol adaleti yoktur. Seansı vardı karşımızda. O kadar çok pozisyon kaçtı. O kadar müsait durumlarda yanlış tercihler kullanıldı ki ben yemiyorum. Senge ikramını seyrettik diyor. Şimdi uzun uzadıya okumayacağım arkadaşlar. Şimdi Ömer Ründül var, o var, bu var, şu var. Mesela Ömer Ründül diyor ki bazı pozisyonlarda kaleci Dimitrovic başarılıydı. Çok net pozisyonu ise Joshua King iki pozisyonu değerlendiremedi. Doğru. Hepiniz hemen hemen bunları biliyorsunuz arkadaşlar. Yani karşı karşı yakalanda daha önce şu çekmesi gerekiyordu. Fenerbahçe rakibe tek pozisyon dahi vermedi ama ikinci yarı roller değişti. Seviye tempo yükseltti. Oyunu domine etmeye başladı. Yani son bölümde Cesu'nun değişiklikleri de hatası var. Orta sahayı boşaltıp Crespo'yu çıkartıyorsan orta sahaya Zayt alacaksın arkadaş diyor. Doğru mu? Kesinlikle katılıyorum bekleme yapmıyorum. Şansal büyük an. Futbol affetmiyor diyor. Hani e, ilk yarı bitince seviye Fenerbahçe'nin kazandığı pozisyonları kazanmış olsa yani o pozisyonlarda Fenerbahçe'de seviye girse ne olurdu bir düşünün diyor. Hani Jesus'un hakkını teslim ederim. Macera aramayan, rakibe göre dizayn edilmiş bir 11 ile sahaya çıktı. Göbekte 3 stoper Serdar Aziz, Samet ve Salahi iyi bir duvar ördü. Bak buraya kadar hepsi doğru. Yetinmedi. Sola çektiği Salahi'yi Lincoln'un arkasına sarkıtıp kademeli bir savunma anlayışı oluşturdu. Doğru. Ama futbol affetmiyor bu kadar kaçırırsan affetmiyor. İkinci yarıda rüzgar değişti. Samet son saniyede altın bir dokunuş yapmasa belki de ikinci yarıya gol yiyerek başlayacaktık. Ama golde gecikmedi. Futbolda şanssızlık varsa o da geldi. Fenerbahçe'yi buldu. Jordan uzaktan kaleci kaleci Altay köşeye yapmış. Topu kontrol etmeye hazırlanıyordu ki ara onun diziyle bulaşan top yön değiştirdi. Gol oldu. Şimdi ben hem fikrim. Teknik direktör Jesus ilk 45 dakikada nasıl çok iyi iyiyse çıkarttığı kadro nasıl tam bu maçın kadrosuysa ikinci yarıdaki rezalet de tam bu maçın üzerinde. Yani mesela Erzen Güven bu maçın Kadıköy'ü var diyor. Fenerbahçe ilk yarıda kazanacağı maçı İspanya'da 2-0 kaybetti. Yani herkes aynı şeyi söylüyor. Geçişler mükemmel ama sadece ilk yarıda. Bir şaşkınlık, dalgınlık golü. Olay bitti. La Liga'da adamlar kötü ama UEFA son altıda iş değişti. Hani e, orijini stoper olmayan Alex Teyes ve Gudelic'in yanı sıra henüz yeterli tecrübesi olmayan Nyonzo'yu da kurduğu üçlü savunmada Valencia'nın ağzının suyuna akıtır şekilde verdi. Ferdi'ye sevdiği iç koridorlar oluştu. Hani özellikle Jesus'un ikinci yerde özellikle katkısı yoktu İspanya'da. Hoca rötarlıydı. Ne karın doyurdu ne gideni getirdi. Ne evsiz kalanı şey yaptı diyor. Ben Fenerbahçe bu seviyeyi yenerde ne olur bilmiyorum. Tek kötü oynayan Yerifan Candı diyor. Zaten e, bilmiyorum farkında mısınız ama taraftar İrfan Can'a karşı çok büyük bir kim besliyor. Ya çok büyük kim besliyor arkadaşlar. Çünkü hani gol atma başarısı yok Fenerbahçe'de. İrfan Can niye oynuyor kimse çözemiyor. Hani Fenerbahçe'yi yenerek adamlar teriye devam ettiler. Avrupa'da iç sahada 17 maçında yenilmez oldular. Hani Alex ise kırmızı beklentisi var. Kabul. Kabul. Ama gerek görmedi hakem. Rövanş Perşembe günü 20.45'te. Fenerbahçe'de bir şey söyleyeceğim. Kimse bana darılmasın, gücenmesin ama sadece Samet Akaydın taraftardan geçerli not aldı gibi geliyor bana. Hani e, tek tek istatistiğe bakabiliriz. 8 top kesme, 3 top kapma. inanılmaz istatistikleri var. İrfan Can'a da 87 dakika sahada kalması taraftar tarafından büyük tepkiye sebep oldu. Yani çok ilginç bir müsabakaydı açıkçası. Ama dediğim gibi taraftarın İrfan Can'a tepkisi vardı. Ee, ben bunu da değineyim. Şimdi Jesus'un açıkçası katkısı yoktu İspanya'da. Joshua King gol kaçırmaktan bitkin düştü. Hakikaten gol kaçırmaktan bitkin düştü. Hani gerçekten yazık diyeceğimiz bir futbol oynadı Fenerbahçe. Her şey seviye için negatifken pozitife dönüştü. Hani revanşta bir kere şunu söyleyeyim. 2-0'ın altından kalkmak kolay değil. Ama ilk 45 dakikadaki Fenerbahçe ilk 45 dakikadaki seviye olursa taraftar sadece Fenerbahçe'yi desteklemeye odaklanırsa ilk yarı 5-0 1 olabilir. Ama o seviye bu kadar geri zekalı olur mu bir daha sanmıyorum. Arkadaşlar hayatta böyledir. Fırsatı yakaladığında atacaksın. Bakın İlker Yığcıoğlu ile bitireyim konuşmayı. Hani daha doğrusu yorum, yorumcuların konuşmasını çünkü Jesus'un konuşmalarındaki saçmalığa değineceğim. İlk yarı yağcı oldu ki 45 dakikada Fenerbahçe harika bir oyun ortaya koydu. Ekim'den bu yana seyrettiğim en iyi Fenerbahçe'yi izledim. İşin savunma tarafını kusursuz oynadılar. Hemen hemen hiç pozisyon vermeden bitirdiler. Top bize geçtiği anda ya da e, anda da ya da ön alanda yaptığımız baskıyla kazandığımız toplarla 5-6 tane gol pozisyonu yakaladık. Bir Avrupa Kupası maçında deplasmanda bundan daha fazla gol pozisyonuna giremezsiniz. Tabii ki girmek yetmiyor. Atacaksınız diyor. İkinci gol çok ince bir offside kararıyla geldi. Açıkçası 1-0'la turu İstanbul'a geçeceğimize inanıyordum. Ama 2-0 gerçekten de sıkıntılı bir skor. Kadıköy'de yakaladığımız pozisyonları gole çevirmekten başka çaremiz yok gibi duruyor. Hem gole çevireceğim hem de yemeyeceğim. Şimdi Jorge Jesus'un Sevilla maçında hakkındaki değerlendirmeleri. Bu çok mühim değil. Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Fenerbahçe'den çok daha tecrübeli bir takıma karşı oynadık. Bir kere Jesus Efendi ben nasıl seni iyi oynadığında övüyorsam kötü oynadığında da gömerim. Bu benim tipik özelliğimdir. Hani bana diyorsunuz ya hocam ne zaman eleştireceksin? Gün bugündür. Jesus Efendi biz bu maçı tecrübeyle kaybetmedik. Geri zekalılıkla kaybettik. Biz bu maçı tecrübe. Tecrübe sahaya çıkıyor. Hani şöyle oyuncak bir yılan var. Bu tecrübe değil bu. Sahaya çıkıp hadi kazandır demiyor. Senin salaklığına kazandırıyor. Senin geri zekalılığına kazandırıyor. Yani tecrübeyle falan değil. Oyunun özeti ilk yarıda saklayı demiş. takımım ilk yarıda harika oyun oynadı. Sevilla'nın bir tane bile girmiş olduğu gol pozisyonu yok. Tamam ilk yarıyı kabul edelim o zaman. Kasabaş baş vuralım. 0-0 kabul etsinler. Ama biz 2-3 tane gol pozisyonu kaçırdık. King'in karşı karşıya kaçırdığı pozisyonda dahil diyor. Avrupa Ligi'nde bu pozisyonları atamazsanız kazanmanız mümkün olmuyor. Peki bunun tecrübeyle ne alakası var? Bu gerizekalılık. geri gerizekalılık başka bir şey değil. İkinci yarıda takım birazcık konsantrasyonu kaybetti. Yediğimiz golden bir, ka bir tanesi taç atışı sonrası geldi ki burada takımın konsantrasyonu düşmüştü. Merak ediyorum Jesus Efendi. Sen takımımız daha önce de taçtan gol yedi. Hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum. Senin takımın taçtan gol attı. Senin takımın taçtan gol yedi. Çalıştırmadın mı hiç? Yani biz bugün te tecrübe eksikliğinin faturasını ödedik diyor ama bir maç daha var. E, 2-0 istediğimiz bir sonuç değildi. Bu maçın hakkı da değildi ama kendi stadımızda oynayacağımız maçta hala bir şansımız var. Eğer o maçta bugün ilk yerde oynadığımız gibi oynarsak bence bu sefer goller atacağımızı düşünüyorum demiş. Evet şu anda tur başladığımız noktaya kıyasla daha zor ama henüz bitmedi diyor. Samet Akaydın tıpkı diğer ta, diğer tıpkı takımdaki diğer oyuncular gibi kendisi iyi bir performans sergiledi. 90 dakika boyunca iyi mücadele ettim. Samet daha önce de belirtmiş olduğunuz gibi Avrupa maçı oynamamıştı. Ha tecrübe eksikliği. Cesus'un palavrasına göre Samet'in bir sürü yumurtlaması lazımdı. Niye? Tecrübe eksikliği. Değil mi? Takımla Avrupa maçları oynayan oyuncu sayısı çok fazla değil. Veya az oynamış oyuncular var. Dolayısıyla tecrübe eksikliğini etkileyebiliyor ama Samet bugün iyi bir maç çıkarttı. Yani deme, değil mi Cesus Efendi? Demek ki tecrübe eksikliğinden falan olmuyor. Şimdi daha Arda Güler'e falan şey var ama çok mühim değil. Arkadaş seviyor ya. Hücumla organize olamayan bir takım. Sen üçlü stoperle çıktın. Ara Crespo ile alanı daralttın. Hani aslında bireysel bütün yeteneklerin önünü tıka, tıkamış oldun. Çıkışlarda pozisyon bulmakta sorun yaşamıyor. Ama bu plan ilk yarı işe yaradı. İkinci yarı adamla yaptı? orta sahil kalabalık da çöktün. Jesus'un futbol bilgisine saygım sonsuz. Ama ya bunuyor ya da çok ciddi hatalar var. Çok ciddi kaprisleri var. Şimdi. Ee, İrfan Can çıkıp Rossi yerine denge bozucu ya da sprinter oyuncu olarak girebilirdi. Seviye epey boşluk bırakıyordu mesela. Ve İrfan Can'ın orada hani oyun kurucu, kreatif, üretken, şapkadan tavşan çıkarıcı rolüyle oynaması çok saçmalıktı. Ya bu seviye bir sürü geride boşluk bıraktı. Ne olurdu? Mesela İrfan'ın yerine o sahayı oynayabilirdi. Harbi söylüyorum oynayabilirdi. At koşuyor onda. Bir şeyler olabilirdi. 12 şutta golün yok. 3-4 tane pozisyonu öldürdün ilk yarı. İrfan Can sevgisi mahvetti ki Galatasaray maçının en ciddi, iğrenç isimlerinden biridir İrfan. Bir de gidip kırmızı yedi. Nasıl affedildi, nasıl ceza yemedi. Bir de Cezus'un disiplini bilirdik. O da ayrı bir ironi, ayrı bir komedi. Hani Crespo çıktığında Zayt kesinlikle girmeliydi. Ama İrfan 8'e geçti. Lan madem İrfan 8'de oynayabilecek kadar iyi bir futbolcu niye kanatta harcıyoruz? Pedro birden bire oynadı. Arda Güler 10 dakika oynadı. İrfan Can'ın seviye maçı kilit pas 2 falan filan diye burada bir istatistikler var. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de Jaden Osterwold diye bir isim var. Bu arkadaşımız o kadar iyi bir futbolcu ki 6 milyon euro verildi. Geleceğin yıldızı diye alındı. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Gayet de normal alınabilir. Peki ben merak ediyorum. Yani ben merak ettiğim için soruyorum. Yanlış anlaşılmaz. Merakımdan soruyorum. Bu oyuncu geldiğinde hazır değil miydi? Hazırdı. Ya yanlış bilmiyorsam dur bir de kontrol edeyim de sonra rezil olmayayım. Yanlış bilmiyorsam ocağın son haftası 31 Ocak gibi geldi diye hatırlıyorum ama gene de bir bakayım müsaadenizle. 30 Ocak'ta gelmiş. Bir gün gecikmeli söyleyeceğim. 30 Ocak'ta gelmiş. 30 Ocak Şubat 28 çektiği için hadi 29'unu bir gün şeyden koyalım. 31'den Ocak'tan. Hadi bir gün de şu Mart'tan ekleyeyim. Bir ay oradan yaklaşık 10 günde buradan yaklaşık 40 gündür bu futbolcu Fenerbahçe'de. 40 gündür. Hadi bir haftasını idman yapamadı sayalım. İki haftasını idman yapamadı sayalım. Şu deprem dolayısıyla. Ya 40 gündür Fenerbahçe'de olan futbolcu nasıl oynatılmaz? Lincoln sakatlanıyor. Lincoln'un yerine inanılmaz bir şekilde Osayi Samuel giriyor. Osayi sağ beki alıp Ferdi'yi sol beki alıyor. Bütün denge kayıyor ki ikinci yediğimiz golede dikkat edin. Ben bir şey söyleyeyim. Ciddi bir kriz var. Bu çocuk kadro dışı ya. Niye kadro dışı? 6 milyon euroyu biz niye gömdük o zaman? Bak, diyorsunuz ya eleştir. Buyurun eleştiriyorum. Hocam Ali Koçu da eleştir. Lan Ali Koç'tuk bir durum yok ki. Jesus al dedi. Başkasını istemiyorum dedi. Adam gitti, aldı. İnanın Ali Koçluk bir şey yok. Hani Jesus istemeden Ali Koç zorla getirse kabul ediyorum. Yine suçlu o. Ya Enner Valencia sahada yürüyor, yürüyor. 82 dakika boyunca iki isabetli şut, kaleyi bulmayan iki şut. 2'de 2 top sürme girişimi. On, 22'de 17 pas isabeti. Kazanılan iki mücadele 9'da 2. Kazanılan hava topu 6'da 3. Üstelik Enzonzi gibi orada tecrübesiz bir isim varken bu maçın adamı Batshuayi'ydi mesela. Hayvan gibi fiziğiyle. Perişan ederdi. Josh Walking 67 dakika. Bir isabetli şut, kaleyi bulmayan şut. Bir gol beklentisi 0.55 ama öldürdü. İki tane net kaçan büyük fırsat 2. İnanabiliyor musunuz? King de 6'da 5 ikili mücadele kazanma. Ama 8 top kaybı. Bu da öyle bir öyle. Crespo son günlerin düşüşte ismi. Bak ısrarla söylüyorum ikinci maça Crespo ile başlamayalım. İkili mücadele 12'de 6. Kazanılan hava topu 1'de 1. iki kez faul yapmış kendisine. İki faul yapmış. Top çalma 4 geriye koşu 3. Ben ikinci maçın ilk 11'ini çıkartayım. Altay, Ferdi, Samet, Atilla, Salahi, Osterwold. Tabii kadro dışı kalmazsan ön liberoda Arao, Arao'nun yanında Zaitz sağ kanatta. Bakın dikkatlice dinleyin beni. Sağ kanatta Emre Mor, sol kanatta Rossi. Forvetin biri Batshuayi, diğer forvet e, kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle ve bir milyon kere Arda Güler. Batshuayi Arda Güler, yanlış duymadınız. Bir daha söylüyorum, eğer Jesus'ta futbol aklı varsa Kadıköy'deki maçta çıkaracak kadro Altay, Ferdi, Samet Akaydın, Atilla Salahi, Oster, Volde. Arao, Crespo, şey Arao, ikilisi. Sağda Emre, Mor, solda Rossi, forvette Batshuayi, Batshuayi'nin arkasında Arda Güler. Her iddiaya da girerim. Herkese de Hodri Meydan 50 tane üyelik vermesine de iddiaya girerim. Bu 11 ile çıkalım. Biz turu geçeriz. 50 tane üyelik vermeye sözüm söz varsa delikanlı olan hocam bu 11 ile çıkalım geçemeyiz turu diyen varsa buyursun. Bu 11 ile çıkarsak bu turu geçemezsek ben 50 kişiye üyelik edeceğim. Geçersek de o arkadaş edecek. Kabul müsünüz? Tabi Osterbol'de kadro dışı bırakılmadıysa satılmadıysa ben bunu istemiyorum. Bu istediğim gibi çıkmadı falan filan saçmalığı oluşmadıysa. Umarım derdimi anlatabildim. Valla istatistikler her zaman her şeyi söylemez. Ama hiçbir şey söylememezlik de yapmaz. Fenerbahçe dün istatistiklerde aslına bakarsanız ilk 45 dakika iyi ama ikinci yarı hüviyetsiz bir takım vardı ortada. Teknik direktörün becerisi burada ortaya çıkar. Futbolcu karşı karşıya gelir kaçırır. Bu futbolcunun beceriksizliğidir. Ama sen teknik direktör olarak işin içine gireceksin. Bak arkadaşlar 12 şut bizim var 9 şut rakibin isabetli şut 5'e 5. Sen atamadıysan ya rakip kaleci iyidir ya senin forvetlerin kötüdür. Köşe vuruşu 4 kez rakip kullanmış. 1 kez biz kullanmışız. Demek ki cılız vurduk ki kaleci kurtarmış. 6 kez rakip olsaydı düşmüş. 1 kez düşmüşüz. Demek ki aslına bakarsanız bir şeyler eksik. Büyük fırsatlar rakibin 1 bizim 3. Kaçan büyük fırsatlar rakibin 0 senin 3. Eğer kaçan büyük fırsatlardan 3 tanesinden herhangi birini atsaydık bugün galibiyeti kutluyorduk. Galibiyeti kutluyorduk. Ceza sahası içinden rakibin 4 şut sen 8 şut çekmişsin. Rakibin o 4 şutta iki, bir tane gol bulmuş. Sen ceza sahası dışından şut rakibin 5 şut çekmiş. Sen 4 çekmişsin rakibin bir tane gol bulmuş. Kaleci kurtarışları 6'ya 4. 6 ay da hani kurtarış yaptı. Şey değil. Ve top kaybı 123 Fenerbahçe'nin 142 rakibin aslında topa da sahip olmuşsun. Kazanılan ikili mücadele 51'e 64, 64 taneden üstünsün de. Kazanılan otobüs 8'e 17 üstünsün Ama şey orada burada ortaya çıkıyor işte. Kaliteli ayaklarının iş yapması lazım. Ve kaliteli ayaklarının ben buradayım demesi lazım. Başka yerde değilim ben buradayım demesi lazım. Umarım ikinci maça kadar Jesus e, kibirinden, gururundan arınır. Fenerbahçe'ye odaklanır yoksa işimiz çok ama çok zor. Dinlediğiniz için, seyrettiğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.